Toplantımıza bu hafta Hrant Dink'in 11. ölüm yıl dönümü. Ahparik Hrant, yani Ermenice kardeşim, abim Hrant bu ülkede Ermeni yurttaşların sesiydi. Bu ülkenin demokratlarının sesiydi. Sessiz kalmadıysak da o gittikten sonra bir yarımız eksik kaldı. Gerçek hakem halklar ve onların vicdanlarıdır. Benim vicdanımda ise hiçbir devlet erkinin vicdanı, hiçbir halkın vicdanıyla boy ölçüşemez diyen tertemiz bir insanı, bu ülkedeki en barışçıl insanlardan birini ne yazık ki halkların vicdanı koruyamadı. Hrant Dink bu ülkede en büyük suçu işlemişti. Barışı ve birlikte yaşamı savundu ve bu nedenle de tüm diğer siyasi cinayetlere kurban giden demokratlar gibi aramızdan alındı. Hrant'ın bu topraklarda büyüttüğü insanlığa sahip çıkacağız. Hrant Dink'i ölümünün 11. yılında saygı ve sevgiyle anıyoruz. Geçen hafta bir işçi geçinemiyorum diyerek bu toplantıyı yaptığımız salonun 100 metre ilerisinde kendini yaktı. AKP Genel Başkanı, biz esnafların yazar kasa attığı bir hükümet değiliz diyorlardı. Gerçekten bu hükümet diğerlerine benzemiyor. Yoksulluk nedeniyle kendini yakan vatandaşın bile tehdit edildiği, avukatıyla görüştürülmediği bir dönem bu. Sıtkı Aydın'a ve yakınlarına acil şifalar diliyoruz. Dün yine çok büyük bir şairin, Nazım Hikmet'in doğum günüydü. Onu da sevgi ve saygıyla anıyoruz. Değerli dostlar, ben rahatsızlığım nedeniyle çarçabuk bitireceğim ama ondan önce bugün pardon. Artvin Çevre Platformu aramızda. Arkadaşlarımız Cerattepe'de son dönemde verilen yüzlerce yeni maden ruhsatından sonra maden işletmeleri, taş ocakları, HES'ler ve yeşil yol gibi doğayı tahrip eden çalışmalar bizlerin yaşam hakkında tehdit ediyor diyerek buraya geldiler ve Artvin Çevre Platformu'nu saygıyla selamlıyoruz ve Millet Meclisi'ne de içeri girerken madene hayır yazan atkılarını almışlar, derhal iade edin diyoruz. Şimdi kürsüye değerli eş genel başkanımız Serpil Kemal Bay'ı davet ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, yoldaşlarım, mücadele arkadaşlarım, sevgili kadınlar, değerli Artvin Çevre Platformu, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, 11 yıl önce sevgili Hrant'ı kaybettik. Barış mücadelesinde çok önemli bir yoldaşımızdı. Ve bu 11 yıl içerisinde Hrant Dink'in cinayeti aydınlatılmadı. Evet, tetikçiler tutuklanabiliyor. Fakat bu tip siyasi cinayetlerin devletin gözetiminde, bilgisi dahilinde yapılan bu tip cinayetlerin biz faillerinin ortaya çıkartıldığını ve hesaplaşıldığını bugüne kadar görmedik. Tıpkı Musa Anter'de olduğu gibi Tıpkı Tahir Elçi'de olduğu gibi Hrant Dink de yine devletin karanlık dehlizlerinde örgütlenen gizli bir cinayet sonucunda yaşamını yitirdi. Türkiye halklarının özgürlük, demokrasi, barış, birlikte yaşam özlemlerine yapılan bu tip suikastler, bu tip cinayetler bizlerin mutlaka aydınlatılması için mücadelesini yükseltmemiz gereken ve yüzleşmemiz gereken konular. Ne zaman ki bu cinayetlerle bizler yüzleşebilirsek, o zaman gerçekten Türkiye'de barışın, demokrasinin yoluna girmişiz demektir. Bu açıdan önemli bir adım atmışız demektir. Bu mücadelenin en önemli yapı taşlarından bir tanesi Halkların Demokratik Partisi ve burada da Türkiye halklarına en doğru şekilde seslenen, Türkiye halklarının ortak yaşamını, gönüllü birlikte yaşamını en iyi anlatan kişi sevgili Selahattin Demirtaş. Bizler geçen hafta sevgili eş genel başkanımızla tam 435 gün sonra selamlaşabildik, elini tutabildik, merhabalaşabildik, onu görebildik. Siyasi soykırım operasyonlarının sonucu olarak 4 Kasım darbesinden sonra bugüne kadar 435 güne kadar Selahattin Demirtaş duruşmalara getirilmedi. Bu tamamen keyfi ve aslında bir hukuki süreci ifade etmeyen tutum. 435. gününde aslında bu dimdik duran, güler yüzlü, Türkiye halklarına umut veren çok kıymetli siyasetçinin yargı önüne değil de yargının da onun önüne çıktığı bir gerçeklik oldu. Ve Selahattin Demirtaş şunu bize bir kere daha gösterdi ki, rehin alındığı o F tipi hapishanenin içinde bile umudu üretebilen, siyasete katkıyı yapabilen, bizlere güç ve cesaret verebilen, zinde, güler yüzlü ve topluma barış umudu veren duruşuyla bir kez daha bize moral verdi. Bizler de hemen salonun içinde, hemen koridorlarda ve Adalet Sarayı'nın önünde binlerle haykırdığımız sloganlarla Selahattin Demirtaş'a umut verdik. Bu çok güzel bir buluşma oldu bizler için. Selahattin Demirtaş, Türkiye'nin çok ihtiyaç duyduğu, çok kıymetli bir siyasetçi olarak her zaman Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmeye devam edecek bir performansı nerede olursa olsun sergiliyor. Eğer üyeliğim dahi düşürülse ben yine de bir eş genel başkan gibi mücadeleye devam edeceğim. Bu halkın sorunlarını çözmeye devam edeceğim demişti mektubunda da. Yine biz böyle bir Selahattin Demirtaş'la karşı karşıya geldik. Şimdi yarın da sevgili eş genel başkanımızın Ankara'da Sincan Cezaevi kampüsü yerleşkesinde bir duruşması var. Aslında tutuksuz yargılandığı iki duruşmayı yarın 17 Ocak'ta Sincan Cezaevi'nde görülecek. Bütün halkımızı yine Selahattin Demirtaş'la yan yana, omuz omuza durmaya Sincan Cezaevi kampüsüne çağırıyoruz. Yarın Selahattin Demirtaş'ın yine yanında olacağız. Siyasi meşruluğunu yitiren AKP saray rejimi aslında muhaliflerini işte bu operasyonlarla etkisiz hale getirmeye çalışıyor ve kendi iktidarını da ancak işte zor yargı yoluyla, cezaevleriyle bastırarak, sindirerek yürütmeye çalışıyor. Bu çerçevede özellikle HDP'li milletvekillerine yönelik saldırılarının aslında hukukla, adaletle, vicdanla hiçbir bağı kalmış değil. Yine geçen hafta İdris Balukene, değerli grup başkan vekilimize büyük bir ceza kestiler. 16 yıl 8 ayı aşkın bir ceza. Abdullah Zeytan'a aynı şekilde 8 yılı aşkın bir ceza kestiler. Bu cezaların nereye, niçin, hangi gerekçelerle kesildiğine baktığımız zaman aslında işte bu kürsüden milletvekillerimizin yaptığı konuşmalar, siyaset yaptıkları için, söz söyledikleri için, bu ülkenin egemenlerinin beğenmediği, hoşlanmadığı tarza gerçekleri ortaya koydukları için, etkili bir muhalefet gerçekleştirdikleri için milletvekillerimize işte bu üfürükten fezlekelerle, daha önce Fethullahçı yapıların hazırladığı, o yargıçların, savcıların, polislerin hazırladığı, istediği bu cezalar bugün AKP saray iktidarı tarafından kendi muhaliflerini tasfiye etmek için gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Gene geçen hafta sevgili Leyla Zana'nın milletvekilliği bu çatı altında bir kez daha 24 yıl sonra düşürüldü. 24 yıl önce Leyla Zana Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altına halkın iradesiyle, halkın temsilciliğini yapmak üzere halk tarafından gönderilmişti ve o zaman da bu iradeye saygı duymayanlar tarafından vekaleti düşürüldü, vekilliği düşürüldü ve 11 yıl cezaevinde tutuldu. Şimdi bakıyoruz ki aynı zihniyet, aynı anlayış yine kendini tekrar ediyor. O gün Leyla Zana'ya bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği, bu haksızlığı yapanlar, halkın iradesini yok sayanlar bugün aynı şekilde AKP, Erdoğan, Bahçeli ittifakında vücut bularak kendisini sürdürmeye çalışıyor. Onlara söyleyeceğimiz şey şu: siz nasıl ki 24 yıl önce yaptığınız bu halka yönelik saldırıyı, halkı yok sayan bu davranışınızın sonucunda tarihin çöplüğüne atıldıysanız, bugünkü temsilciler de yine tarihin karanlık sayfalarında yerini alacaklar. Fakat bizim mücadelemiz, bizim halkla birlikte sürdürdüğümüz bu özgürlük, demokrasi, eşitlik, adalet, barış mücadelesi yine devam edecek. Biz yine sokaklarda olacağız, meydanlarda, meclislerde, halkın içinde olacağız. Fakat sizin bu baskıcı rejiminiz, faşist rejiminiz tarihin önünde mutlaka mahkum olacaktır. Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesi aynı zamanda bu parlamentoya giren kadın milletvekillerine yöneltilmiş de bir saldırıdır. Dikkat ederseniz 6 tane milletvekilimizin parlamenterliğine son verildi bu çatı altında. Bunlardan 5 tanesi kadın milletvekilleridir. Kadınların tam da onların istediği gibi makul kadınlar olabilmesi için Halkların Demokratik Partisi'nin ortaya koyduğu bu eşit temsil, kadınların siyasetteki öncü rolü, kadınların mücadeledeki sesinin gür çıkmasının kısılması olarak değerlendirmeliyiz. Kadınlara yönelik bu saldırı aslında, kadın siyasetçilerimize yöneltilen bu saldırı aslında bütün kadınlara yapılmış bir saldırıdır. İşte bakın, bugün yine İstanbul İl Başkanı, CHP'nin yeni seçilen il başkanı kadın siyasetçiye yönelik bir linç kampanyası başlatıldı. Ben burada CHP İstanbul İl Başkanı'na başarılar diliyorum ve AKP Erdoğan rejiminin, AKP Erdoğan iktidarının sevgili Canan Kaftancıoğlu'na yönelik bu nefret dilini, linç kampanyasını buradan kınamak istiyorum. Burada aslında görünen o ki ateş bacayı sarıyor. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki demokratik mücadelenin bir parçası olma arzusunun, evrensel hukuk değerlerine sahip çıkmanın ve kardeşliği, eşitliği, barışı dillendirmenin böylesine büyük bir korku yaratmasının sebebi aslında 2019 seçimlerini sürekli olarak ifade eden mevcut iktidarın ve onun ittifaklarının büyük korkusu ve bu yöndeki halkların taleplerine yönelen temsilcilerin siyasette öne çıkması, hele hele kadın temsilcilerin öne çıkması demek ki AKP'yi ciddi anlamda korkutuyor ki bugün neredeyse grup konuşmasının yarısını Erdoğan bu konuya ayırdı. Ve o kadar gerçekten büyük bir utanç ki bu, kendisini alkışlamak için oraya getirilmiş olan amigolarına Sayın Canan Kaftancıoğlu yuhlatılıyor, linç ruh haliyle adeta hedef gösteriliyor. Tam da son dönemde çıkarttıkları 696 KHK sayılı KHK'nın bir yol açtığı bu sivillere yönelen saldırıların cezasızlık politikasına uygun bir şekilde İstanbul İl Başkanı'nı hedef gösteriyor. Bu kabul edilemez bir şeydir ve bütün kadınların da aslında Canan Hanım'a buradan sahip çıkması gerektiğini söylemek istiyorum. Bütün bu telaşın sebebi sürdürülmekte olan OHAL, KHK rejimine yönelen tepkilerin bir araya gelme ihtimalidir. Birlikte bir mücadelenin bu faşizm sürecini sonlandırması, faşizmi durdurması çabasından duyulan korkudur. Bakın Anayasa Mahkemesi'nde de yine benzer bir durumla biz karşı karşıya kalıyoruz. Bir taraftan bugün gazetecilere fütursuzca cezalar yağdırılıyor. Gerçekleri yazmak, gerçekleri ifade etmek, farklı düşünceleri ifade etmek kriminalize edilmeye çalışılıyor. Öte taraftan Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar yerel mahkemeler tarafından yok sayılıyor ve neredeyse diyebiliriz ki anayasa aslında yerlerde çiğnenen, sürüklenen, ezilen bir durumda. Anayasa aslında yok. Anayasayı bizler varmış gibi konuşmamalıyız. Anayasa bu ülkede AKP Erdoğan iktidarı tarafından ve onun ittifakları tarafından aslında ortadan kaldırıldı. Eğer bir anayasal suç var ise bu suçu en önce AKP Genel Başkanı Erdoğan işliyor. Elbette ki bizler Türkiye halkları olarak bunu görüyoruz ve bunun karşısında ortak bir mücadeleyi başlatmakta, sürdürmekte kararlıyız. Ortak mücadele, yan yana geliş, birbirimize sarılmak, birbirimizle kucaklaşmak bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz bir şeydir. Bakın bu ülkede kadın cinayetlerinde erkek şiddeti tarafından yaşamını yitiriyorlar ve bu ülkenin birinci sorunu haline gelemiyor. 2017'de 400'ü aşkın kadın yaşamını yitirdi ama bizler sadece işte bu protestolarla yetinir durumda olamayız. Bu sorunu temelden çözüm aramak durumundayız. İşte bir inşaat işçisi sesini duyurmak için kendisini ateşe veriyorsa, son 2 yıl içerisinde 4 tane işçi kendisini yakarak bu düzeni, yoksulluğu, işsizliği, sömürüyü protesto ediyorsa o zaman biz normal bir ortamda yaşıyormuşuz gibi davranamayız. Biz işte bu kucaklaşmayı, birlikte mücadelenin yollarını aramak durumundayız. Engelli bir insan bir otobüs yolculuğunda lince maruz kalıyorsa bu aslında hepimizi inciten ve hepimizi mutlaka artık bu taşın altına elimizi koyalım dedirten bir durumdur. Bunların temelinde yatan şey işte bu hukuksuzluk, adaletsizliktir. Anayasanın ortadan kaldırılması, halkların iradesinin ortadan kaldırılmasıdır. Bugün mezarlıklara saldırılıyorsa, bir milletvekili Kürdistan dediği için, Kürt dediği için para cezasına çarptırılıyorsa, bu kürsüde dokunulmazlığı olan, sorumsuzluğu olan bu kürsülerden özgürce fikirlerini ifade edenler ceza alıyorsa burada bir sorun var demektir. İşte biz hepimiz o zaman birbirimizle daha iyi bir ilişki, daha bir yakın dayanışma içerisinde olmak ve bu sorunlarla, bu can çekişen Cumhuriyet'in sorunlarıyla, can çekişen Cumhuriyet'in tek tek bireylere, tek tek bizlere yaşattığı bu acılara karşı mücadele etmek için işte bizler el ele vermek, omuz omuza vermek durumundayız. Bakın Türkiye'de 1908'den beri anayasa ortadan kaldırılıyor ilk kez. Yani daha önce 1877'de savaşı gerekçe göstererek Abdülhamit anayasayı kaldırmıştı. Şimdi Erdoğan, AKP Genel Başkanı Erdoğan bu anayasayı ortadan kaldırıyor. Bunun adını koymak durumundayız. Eğer anayasa çiğneniyorsa, ortadan kaldırılıyorsa, eğer halkın iradesi ortadan kaldırılmışsa, bu meclis göstermelik bir meclis haline dönüşmüşse, bu mecliste halkın iradesi tecelli etmiyorsa o zaman bizler de bunu değerlendirmek, buradan hareket etmek durumundayız. YSK'nın siyasi baskı karşısında tir tir titrediği bir noktada biz sanki işte bir vakit gelecek ve orada seçimler olacak. Seçimlerde de biz bu tabloyu, karanlık tabloyu değiştireceğiz diye bekleyemeyiz. Bizim böyle manipülasyonlara karnımızın tok olması gerekir. AKP Erdoğan rejimi ve onunla işbirliği yapan Devlet Bahçeli aslında bu ülkedeki demokratikleşme mücadelesine karşı büyük bir korku yaşayarak birbirlerine sarıldılar. 7 Haziran'daki işte buydu. Hani Türkiye halkları özgürlük ve demokrasi açısından tavrını koyduğunda iktidarlarını kaybedeceklerini düşünen bu egemen güçler, egemen klikler birbirine sarıldılar. Bugün Devlet Bahçeli çıkıp diyor ki işte biz ittifak yapacağız. Peşinen bir partisinin AKP ile ittifak yaptığını ilan ediyor. Böyle bir şey söyleyebilir mi? Hayır. Çünkü eğer farklı siyasi yelpazelerde olsaydılar bunlar, o zaman belki bir ittifaktan söz edebilirdik. Ama bunlar aynı kafadalar. Hepsi vurmak için, kırmak için, şiddet için, öldürmek için, Kürt düşmanlığı için, demokrasiden yana olanların, sömürüye karşı olanların, Artvin Cerattepe'deki gibi haklarını koruyan, doğasını koruyan insanların karşısında olan, sermayenin yanında, neoliberal politikaların yanında ve egemen statükocu, tekçi, ırkçı, militarist, cinsiyetçi yapının yanında olan siyaset, iki siyasettir. Bunların aslında tanımı ırkçılıktır, militarizmdir, tekçiliktir, başka halkları yok saymaktır, başka talepleri yok saymaktır. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin anahtar teslim partiyi AKP'ye teslim etmesi kimseyi şaşırtmıyor zaten. Birlikte bir düşmanlık politikasını sürdürmek, savaşı ve çatışmaları körüklemek için daha da sıkı bir işbirliğine girdiklerini söylemelerinden başka bir şey değildir. Bugün Afrin'e yönelik bir saldırı ile karşı karşıyayız. Aslında uzun bir dönemdir sürekli olarak Rojava'daki belki de dünyanın nadide demokrasilerinden biri, eğer yaşayabilirse, yaşatılabilirse, bizler sahip çıkıp yaşatabilirsek, gerçekten halkların iradesinin doğrudan demokrasi olarak yansıdığı Rojava'ya yönelik sürekli olarak bir düşman söylemi üretiyor. Sürekli Rojava'daki halkın kendi kendine yönetme iradesini ortadan kaldıracağını ifade ediyor ve aslında mevcut iktidarını sürdürebilmesinin yegane koşulu da işte bu Kürt düşmanlığı yapmak ve savaşı sürekli bir şekilde gündemde tutma çabasıdır. Eğer savaş gündemde olmazsa kutuplaştırma, ötekileştirme, çatışmalar sönümlenirse, o zaman işte AKP'nin yolsuzlukları, hırsızlıkları, sömürünün bu kadar yoğunlaşması, derinleşmesi, eşitsizliklerin uçurum haline gelmesi, kadınlara yöneltilen saldırganlık, çocuk istismarı, kadın cinayetleri, bütün bunların hesapları sorulmaya başlanacak. O yüzden bunlar aslında kendi koltuklarını koruyabilmek için bir Afrin söylemi geliştiriyorlar ve buradan da bir düşmanlık Türk halkına, Türkiye halklarına dayatıyorlar. Türkiye halklarının Kürtlere düşman olmak gibi bir sebebi yok. Bir hedefi olamaz. Türkiye halkları Kürt halkıyla barışmak zorunda. Birlikte bir yaşamı örmek için bizim her zaman müzakerenin, diyaloğun ve barışın yanında olmamız gerekiyor. Egemen güçlerin, emperyalist güçlerin, sermaye güçlerinin, finans kapitalin hedefleri, sömürü ilişkileri Türkiye halklarının hedefi olamaz. O yüzden de bizler Afrin'e yöneltilen bu öfke nöbetlerini Türkiye halkları olarak ciddi bir şekilde, soğukkanlı bir şekilde değerlendirmeliyiz ve Afrin'de, Rojava'da Kürt halkının yanında olmalıyız. Biliyorsunuz 7 yıldır Suriye'de bir iç savaş var, dış güçlerin müdahaleleri var ve burada artık savaş sonuna doğru yaklaşıyor ve müzakere masaları kuruluyor. Soçi'de, Astana'da, Cenevre'de Suriye halkları için, birlikte yaşam için çözüm çabaları sürerken Türkiye'nin bu masayı devirmeye çalışması, tekrar bir savaşı körükleyebilmesi kabul edilebilir değildir. Türkiye'nin tam da bu barış müzakerelerinde, çözüm tartışmalarında, diyaloğunda rol üstlenmesi ve çözümü hızlandırıcı, bir kolaylaştırıcı rol üstlenmesi gerekir. Türkiye halklarının çıkarı işte böyle bir politikadadır. Suriye'de demokrasi güçlerini desteklemek Türkiye halklarının çıkarınadır. Bu Artvin'deki halkın da çıkarınadır, İstanbul'dakinin de, Diyarbakır'daki halkın da çıkarıdır. Hepimizin çıkarı barıştadır. Fakat şunu bilmeliyiz ki, eğer Türkiye Afrin'deki Kürt halkına elini uzatırsa kıyamet kopmaz. Tam tersine saray yıkılır. Sarayda kıyamet kopar. Saray kendi iktidarını kaybedebilir. O yüzden de bu düşmanca politikaları sürdürmek istiyorlar. Eğer bu savaş iklimi, korkusu yayılamazsa, o zaman OHAL'i nasıl sürdürecekler? O zaman kanun hükmünde kararnamelerle bu vicdansız, adaletsiz, haksız ve hukuksuz kararları nasıl bu halka dayatabilecekler? İşte bu halkta korku yaratmaya onların ihtiyacı var. Bu yüzden Rojava'ya saldırmak istiyorlar. Bakın, Afrin bu 7 yıl boyunca Suriye'deki çatışmaların, savaşın yüz binlerce insanın ölümüne mal olmuş, milyonlarca insanın göçüne mal olmuş bu savaşta, belki de barış içinde bu zorluklar karşısında birbirine el vererek yaşayabildikleri, savaşın sirayet etmediği yerlerden, nadide yerlerden biridir. Orayı bile yok etmek istiyor. Her yerde savaş olsun istiyor. Afrin'de Kürtler, Araplar, Ermeniler, Asuriler meclis kurmuşlar, kendi kendilerini yönetiyorlar. Bu seni niye rahatsız ediyor? Her gün çıkıyor, efendim vurdum mu oturturum. Tepelerine bineceğiz, inlerine gireceğiz. İşte bomba olup üstlerine atlayacağız. F-16 olup üstlerine düşeceğiz. Ya biraz da insan ol. Bir dakikada insan ol. Ağza alınmayacak, bir siyasetçiye, bir cumhurbaşkanına yakışmayacak sözler sarf ederek bu ülkede kötülüğü eken, kötülük üretmek için elinden geleni ardına koymayan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Gerçekten de sadece bu bir kişinin söylemi değil, bu sistem artık, bu devlet bu şekilde işletilmeye çalışılıyor. Bakın Ahmet Spor taraftarları diyor ki çocuklar ölmesin, maça da gelsinler. Siz bunda bir suç bulabilir misiniz? Aklı başında insanın bunda bir suç bulabilmesi mümkün değil. Fakat bu arkadaşlar yargılanıyorlar. Nuriye ve Semih için aynı şeyi söyleyebiliriz. Nuriye ve Semih bir gecede bir kanun hükmünde kararnameyle atıldılar. Ve bugün 300'ü aşkın, çok daha fazla gün oldu. Nuriye ve Semih açlık grevindeler. Her an yaşamlarını yitirebilirler. Sözde bir OHAL komisyonu oluştu. Bu OHAL komisyonu güya haksızlık varsa, işte kurunun yanında yaşta yanmışsa bunları ayıklayacaktı. Nerede bu OHAL komisyonu? Neden çalışmaz? Neden bu iki insanın hayatına önem vermez, değer vermez bu iktidar? Çünkü bu iktidar ölümlerden besleniyor. Bu iktidarın böyle gerilimlere ihtiyacı var. Bakın, bu iktidar Kürtlerin kemiği üstünde oturan bir iktidardır. Garzan'da mezarlıkları kepçelerle kazıp kemikleri alıp götürmenin anlamı düşmanlık tohumları ekmektir. Cezaevlerinde sistematik işkence yapmak, tıpkı 12 Eylül'deki gibi ve daha önceki faşist iktidarlarda olduğu gibi. Bunları ısrarla sürdürmek, hasta tutsakları keyfi bir şekilde içeride tutmak, onların sağlığa erişimini engellemek kabul edilebilir bir şey değildir. Bu ülkeye, bu ülkenin en parlak insanlarına, siyasetçilerine, akademisyenlerine, gazetecileri hapishanelere doldurup ondan sonra da F tipini dayatmak ve tek tipi dayatmak yine aynı zihniyetin ürünüdür. Bakın, dünyada Guantanamo'ya özenen ve onu hayata geçirmeye çalışan iki tane örgüt var. Bir tanesini biliyorsunuz, o sembol olan turuncu tulumlarla insanları kafeslerin içerisinde yakan IŞİD. Diğeri kim? Diğeri de Guantanamo'yu hapishaneler için hedef gösteren AKP iktidarıdır. AKP Erdoğan iktidarı IŞİD'le birlikte Guantanamo'yu Türkiye'de hayata geçirmeye çalışmakla, oraya özenmekle, orayı referans almakla kendini ifade ediyor. İşte bizim bu iktidarın zihniyetinden ve bu iktidardan, bu faşist düzenden bir an önce kurtulmamız, faşizmi bir an önce durdurmamız gerekiyor. İşte gidiyorlar, diyorlar ki efendim Filistin halkının hakları vardır. Biliyorsunuz Halkların Demokratik Partisi ve onun geleneğinden gelen siyasetler Filistin halkıyla bizzat gitmiş, dayanışma içerisinde olmuş, mücadele içerisinde bulunmuş siyasi yapılardır. Fakat Erdoğan iktidarının Filistin'in yanındaymış gibi durup ondan sonra da Afrin'deki Kürtlere saldırmaya kalkışması tam da onun ikiyüzlü bir politika izlediğini gösteriyor. Biz Filistin'in yanında olduğumuz gibi Türkiye demokrasi güçleri olarak aynı zamanda Kürt halkının da yanındayız. İsrail, Arap siyasetçilere ne yapıyorsa bugün Türkiye'de Kürt siyasetçilere aynısını yapıyor. Ve onların yanında duran siyasetçilere aynısını yapıyor. Dolayısıyla İsrail Filistinlilere terörist derken Erdoğan da Kürtlere terörist diyor. Türkiye halkının işte bunu çok iyi düşünmesi gerekiyor. Bu muhasebeyi çok iyi bir şekilde yapması gerekiyor. Ve bu kirli savaşta, bu haksız savaşta asla ve asla iktidara destek olunmaması gerekiyor. Tam tersine halklarımızın yanında olmaya, kardeşleşmeye, Kürt halkıyla Türkiye halklarının ortak geleceği için bir arada tek adam rejimine karşı birlikte mücadeleyi yükseltmek gerekiyor. Bir asgari ücretlinin Afrin'deki Kürt yurttaşlarla, Kürt halkıyla hiçbir sorunu yoktur. Değerli arkadaşlar, bizler çok kapsamlı sorunlarla karşı karşıyayız. En başında işte bu meclisin önünde kendini yakan inşaat işçisinin sorunları geliyor. İşçilerin, emekçilerin sorunları geliyor. Fakat biz bu sorunları tartışma zamanı ve fırsatı bulamadan işte böyle tartışmalar içerisine giriyoruz. Biz bu faşizm koşullarında kaba gücü eline alarak tamamen bu ülkeyi kaba güçle yönetmeye kalkışanların karşısında durmak durumundayız. Bakın her gün çıkıyor, işte efendim biz şu kadar büyüdük, bu kadar büyüdük, %11 büyümüş bu ülke. Peki bu ülke %11 büyüdüyse o zaman neden işçiler bu büyümeden payını alamıyor? Bunu sormak durumundayız. Bütün bu ağır gündemlere rağmen ekonomik sorunların kaynağını da aslında AKP Erdoğan iktidarının, Bahçeli ittifakının bu ulusalcı cenahla siyasal İslamlı cenahın el ele vererek bu ülke halklarını neden ve nasıl sömürdüklerini de anlatmak durumundayız. Bu ülkenin yoksullukla, pahalılıkla, işsizlikle karşı karşıya olduğunu, sıradan insanların sesini dahi duyurabilecek durumda olmadığını, OHAL ve KHK'larla işinden, ekmeğinden edilen insanların büyük bir sorunu, ağır bir sorunu tek başlarına yaşamak durumunda kaldıklarını da buradan ifade etmek zorundayız. Bu nedenle bütün bu sorunların temelinde yatan faşizme karşı gidip dilekçe veremeyiz. Faşizm dilekçeyle mücadele edilecek bir yer değil. Faşizm ancak bütün bu sorunları, yoksulluğu, pahalılığı, işsizliği, KHK'lardan mağdur olanları, Kürt halkını, Alevi toplumunu hepsini bir araya gelmesi, birlikte hesap sorması gereken bir yerdir. Eğer Türkiye büyüdüyse o zaman burada benim payım nerede diye işte bütün bu farklılıklar bir araya gelip birlikte sormalıyız. Birlikte bunun hesabını sormak durumundayız. Metal işçileri bugün grevdeler ve metal işçileri haklarını talep ediyorlar. MES'in verdiği zamma bakıyorsunuz, işte yapılan zamların, enflasyonun çok altında bir zam teklif ediyor. Bunu neye dayanarak teklif ediyor? Nasıl bu kadar pervasız olabiliyor? Bu kadar pahalılık, bu kadar yoksulluk, işsizlik varken öte taraftan da bir taraftan işte çok büyüyoruz diye övünen bir iktidar neye dayanarak bunu yapıyor? İşte bu faşizme dayanarak yapıyor. OHAL'e dayanarak yapıyor. Çıkaracağı KHK'lara dayanarak yapıyor. O yüzden aslında bütün bu mücadelelerin birlikteliğini örmek durumundayız. Antifaşist bir mücadeleyi birlikte yükseltmek durumundayız. Mücadelelerin temelinde duran şeyin aslında OHAL ve KHK'larla mücadele olduğunu, OHAL'i ortadan kaldırmak için bütün güçlerin birleşmesi gerektiğini, aslında yağmur gibi yağan zamların da arkasındaki gücün işte bu OHAL rejimi olduğunu ve OHAL rejimine karşı birlikte mücadele etmenin de bizim için kaçınılmaz bir gerçekleştirilmesi gereken bir yön olduğunu unutmamamız gerekiyor. Her fırsatta AKP Erdoğan iktidarı IMF'ye bizim artık borcumuz yok, biz bütün borçlarımızı ödedik, çok güçlüyüz, çok büyüğüz, çok zenginiz diyor. Bakın bu da aslında yalan. Çünkü IMF'ye borçlarını ödemiş olabilir ama borç kalemini değiştirdi. Bugün özel sektör borçlu, kamu sektörü borçlu ama IMF'ye değil. Fakat başka yerlere karşı borçlu. Mesela Türkiye'nin dış borcu 438 milyar dolar. Bundan hiç bahsetmiyor. Bunların 129 milyar doları kamu borçları, işte 307 milyar doları da özel sektör borçları. Türkiye'nin büyümesi de aslında tam bir fiyasko, tam bir manipülasyon. İşte bu borçlarla, krediler dağıtılarak oluşturulan, işte TÜİK'in de güzel bir şekilde hesaplamasıyla oluşturulan tamamen tüketime dayalı bir ekonomiden bahsediyoruz. İşte bizim karşı karşıya olduğumuz, mücadele etmek zorunda olduğumuz şey de bu yalanları da ortaya çıkartarak haklarımızı birlikte arayabilmek için öncelikle faşizmi durdurmak, faşizmle mücadele etmek, AKP saray rejiminin savaş politikalarına karşı durmak, sömürü politikalarına, cinsiyetçi politikalarına, doğa düşmanı, emek düşmanı politikalarına dur demektir diye düşünüyorum. Bunu Halkların Demokratik Partisi olarak bizlerin başarabileceğini, bizim verdiğimiz mücadelenin de tam da bu mücadele olduğunu halklarımızın görmesi gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Eğer bugün milletvekillerimiz bir bedel ödüyorsa, eğer bugün belediye eş başkanlarımız ve partililerimiz bedel ödüyorsa işte bu mücadeledir. Bizlere düşen bu mücadeleyi daha da ileriye taşımak ve en geniş kesimleri bir arada tutabilmektir. Ve bizler işte 11 Şubat'ta 3. olağan büyük kongremizde büyük bir buluşmayla faşizmi durdurmak için, halkların kazanması için bir araya geleceğiz. Sizleri bu mücadelede daha da güçlü olmak için 11 Şubat'ta arenaya davet ediyoruz. Hep birlikte el ele vererek güçlü bir kongreyi gerçekleştireceğiz. Geleceğe umutla ve mücadele azmiyle birlikte dostlarımızla el ele, omuz omuza yeni bir yaşamı mutlaka kuracağız, mutlaka kazanacağız diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum değerli arkadaşlar.